Efendim MHP lideri önce parti içerisinde MYK üyeleriyle ardından da MHP il başkanlarıyla bir araya geldi. Bilgilendirme, değerlendirme toplantısı yaptı. Bugün de Antalya'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bir karne veriliyor, bir denetleme yapılıyor ve 2019'a dair bir yol haritası belirleniyor burada. Dilerseniz bu toplantıya dair düşüncelerinizi alarak başlayalım. Tabii bugün Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanlarıyla Antalya Belek'te bir toplantımız var. Bu toplantı yarın nihayetlenecek. Dünden girişler yapıldı. Uzun zamandır aslında bu toplantı yapılması planlanıyordu. Ama bunun evveliyatında tabii Türkiye'deki gündemlerin yoğunluğunda dikkate aldığımızda belki biraz gecikmeli oldu ama nihayetinde toplantı gerçekleşti ve devam ediyor. Önemli bir toplantı, Milliyetçi Hareket Partisi açısından önemli bir toplantı. Biliyorsunuz özellikle son 2 yılda 2015 1 Kasım seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü kongre talep ve istekleriyle bir kuşatma altına alınmıştı. Onun devam eden bir süreci arkasından 15 Temmuz işgal girişiminin olması, Türkiye'de diğer birçok alanda gündemin yoğunlaşması, terör konuları ve son dönemde de özellikle bu Reza Zarrab olayı ve Amerika'nın bu konudaki yaklaşımları, yine Suriye ve Irak Kerkük konusu tabii gündemi çok yoğun bir şekilde meşgul etti. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle son 2 yıldır da bu gündemlerin hep merkezinde olan bir siyasi hareket oldu. Bugün biraz daha kendi içine dönük bir toplantıya dönmüş oldu belediye başkanları toplantısıyla birlikte. Sayın Genel Başkanımızın çok güzel mesajları oldu bu toplantının açılışında yapmış olduğu basına da açık olan konuşmasında. Özellikle yerelden iktidarın başlayacağını, belediye başkanlarımızla onların yaptığı çalışmalarla gurur duyduğumuzu ve bundan sonraki dönem için şimdiden hazırlıkların devam etmesi gerektiğini, daha önceden vatandaşa vermiş oldukları sözlerinin tutulması gerektiğini, her bir vatandaşa ulaşılması gerektiğini, onları anlamaları gerektiğini, anlamanın aynı zamanda anlaşılma olduğunu izah ettiler. Güzel bir açılış oldu, güzel bir konuşma oldu. Genel durum da değerlendirilmiş oldu. Yani hem Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların Türkiye'ye, partimize yansımaları konusundaki bir değerlendirme belediye başkanlarının özelinde yapılmış oldu. Hem de önümüzdeki dönemdeki seçimlerle ilgili belediye başkanlarına bir mesaj verilmiş oldu. Bir başka belki önemli husus şuydu. Bu toplantıda Sayın Genel Başkanımızın verdiği mesajlarda şu vardı, olağanüstü kongre süreciyle birlikte partimize yöneltilen kuşatma hareketinin geldiği noktayı izah ederek bu süreçte bazı arkadaşlarımızın nefeslerinin yetmediğini, bir şekilde partiden ayrılıp gittiklerini, bazılarının yine bu olağanüstü kongre sürecinde yanılgıya, hataya düştüklerini ama sonradan bunu anlayıp tekrar dönüp geldiklerini ve biz hiç kimseye ne gidene niye gidiyorsun, gelene de neden geliyorsun demeyeceğimizi, dolayısıyla yolumuza devam edeceğimizi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne her zamankinden çok daha fazla ülkenin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bence güzel bir atmosferde, güzel bir toplantı başlangıcı oldu diyebilirim. Tam da o noktada yeri gelmişken şunu söyleyeyim efendim. Bazı anketçiler var, işte MHP'nin oyu %3'e düştü, 5'e düştü şeklinde yorumlar yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. CHP'nin, MHP'nin bir baraj sorunu olduğu yönünde açıklamaları oldu.
Fakat MHP'ye katılımları görmüyor medya özellikle. Sürekli istifalar medyada yer alıyor ama katılımlar söz konusu olmuyor. MHP lideri de bu konuda MHP manşetleri yara yara, barajları yıka yıka bugünlere geldi dedi. Bu noktada da düşüncelerinizi almak isteriz. Yani öncelikle şunu belirteyim ki kamuoyunda ciddi bir yanılgı, daha doğrusu kamuoyunun manipülasyonu söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi bunu çok kullanıyor. Öncelikle Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi şunu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir baraj sorunu yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi yani baraja takılan ya da takılacak bir siyasi parti değil. Sayın Genel Başkanımızın baraj konusundaki yapmış olduğu bir açıklamayı çarpıtarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin sanki baraj sorunu varmış konumunda gösterme gayretleri de zaten boşa çıktı. Şimdi burada belki dikkatlerden kaçırılmak istenen bir husus var. Yani baraj konusu konuşulurken aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin baraj sorunu var. Şimdi baraj derken biliyorsunuz önümüzdeki dönemde genel seçimler iki sandıkta yapılacak. Birinde Cumhurbaşkanı yani yürütme, diğerinde milletvekilleri yani yasama seçilecek. Şimdi şu anda bizim konuştuğumuz ya da konuşturulmaya çalışılan baraj yasamayla alakalı %10'luk bir baraj. Milliyetçi Hareket Partisi'nin %10'larla %10'lara takılma gibi bir sorunu hiçbir zaman yok. Geçmişte de bunun hep olduğu söylendi. Milliyetçi Hareket Partisi bu barajları yara yara geldi. Şimdi aslında bir diğer sandık yani Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 50+1. Bugün Türkiye'de eğer barajdan bahsediliyorsa başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere hiçbir parti bu barajı aşamıyor. Kastettikleri buysa kendileri barajı aşıyor mu, aşamıyor mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve hatta bunun yandaşları acaba bundan sonraki seçimlerde %50+1'i alabilecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin karın ağrısı bu. Yani anayasa değişikliğiyle birlikte, Türkiye'de hükümet etme sisteminin değişmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesiyle birlikte artık Cumhuriyet Halk Partisi %50+1'i geçip yani bu barajı aşıp bu ülkede bir hükümet kurması mümkün değil. İttifak yapacağı HDP ile PKK ile FETÖ ile İP'le de burayı aşması mümkün değil. Bunun farkında olduğu için ve bu anayasa değişikliği hükümet etme sistemindeki değişikliğin müsebbibi olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'ni gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi sürekli olarak dikkat ederseniz Milliyetçi Hareket Partisi'ne yükleniyor. Sayın Genel Başkanımız bugün toplantıda ifade etti. Milliyetçi bir şahlanış ve Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar izlediği politikalarla Türkiye'de milliyetçi bir şahlanışın altyapısını oluşturdu. İnşallah yani tabii şu sıkıntılar, ülkeyi saran, çevreleyen, uluslararası düzeydeki sıkıntılar inşallah bir an önce bitecek. İnşallah bir an önce şu Kudüs'teki sıkıntılar ortadan kalkacak. Bölgedeki, Suriye'deki, Irak'taki Amerika bağlantılı sıkıntılar bir şekilde Türkiye'ye zarar vermeden yoluna girecek. Ve Türkiye'de düzlüğe çıkacak. Ama şu andaki Türkiye'nin duruşu bir milliyetçi duruştur. Milliyetçi bir şahlanış vardır. Bu tabii ki başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere herkesi rahatsız ediyor.